Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Nurgaz'ın kamp ocağı, küçük kamp ocağı ve pürmüz olmak üzere 3 tane farklı ürünü tek videoda anlatmaya çalışacağım. Bunlardan küçük kamp ocağı ve pürmüz hakkında çok ayrıntılı bilgiye yer vermesek de esas şu sarı olarak görmüş olduğunuz kamp ocağı gerçekten sizlerin çok fazla işine yarayacağını düşündüğüm bir ürün. Evet arkadaşlar, isterseniz ilk önce Nurgaz'ın pürmüzünden ürünlerimizi tanıtmaya başlayalım. Diğer bir ismi de Tork olarak da geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi Nurgaz'ın kendi kartuşunu kullanıyoruz ki bu kartuşu diğer sonraki ocakta da kullanacağız. Arkadaşlar çok iyi bir ürün. Gerçekten özellikle ateş yakmada veya ateşi harlandırmada sık sık kullandığım bir ürün. Şurada hemen göreceğiniz şekilde bir emniyetli kilit sistemi var. Bu kilit sistemine denk getirerek kartuşu çıkartıp açabiliyorsunuz hemen. Tekrar takalım. Çalıştırma mekanizması da çok basit. Hemen gazı son olarak açıyorsunuz ve bir defa bastıktan sonra hemen ateş alıyor. Yani özellikle bu üründe kartuş uzun süre gidiyor. Yani bu kartuş bende yaklaşık 2-3 aydır var. 7-8 defa mangal yakmada kullandım. Fakat şu an hala içi dolu. Dediğim gibi ateş yakmada ya da işte yanan ateşe harlandırmada çok fazlasıyla yararlanabileceğiniz gerçekten emniyetli bir ürün. Bir diğer ürünümüz de mini ocak diye geçiyor. Hemen şöyle tanıtalım. Arkadaşlar bunun da kartuşu var fakat bu daha kısa ve daha fazla gaz içeren bir kartuş. Şöyle hemen göstereyim. Bu ürünü sadece ocak tarzı ürünlerde kullanabiliyorsunuz. Ocağımızın başlığı da şu şekilde. Özellikle şu tırtıklı kısımlardan olanlardan aldım. Çünkü üzerine koyacağınız tencere ya da işte farklı bir şeyde devrilmeyi engelliyor. Bu açıdan güzel ve emniyetli bir ürün diyebilirim. Evet, şimdi sizlerle asıl paylaşmak istediğim ürüne geldik. Kamp ocağı diye geçiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendine ait bir çantası var. Bu çanta içerisinde geliyor. Biraz önce göstermiş olduğum kartuş da çalışıyor. Kamplarda özellikle tencere tarzı şeylerde faydasını görüyorsunuz. Niye diyeceksiniz? Göstermiş olduğum kartuşla eğer son sistem yakarsanız yaklaşık 1-1,5 saat ya da ateşi yarı zamanlı yakarsanız yaklaşık 3-4 saat ateş elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlar kısaca kurulumunu göstereyim size. Öncelikle çantamızdan çıkartalım. İlk önce ocağımızı kullanabilmemiz için hemen kutunun içerisinden çıkarttıktan sonra şu üzerinde bir göz sistemi var. Bunu ters çevirip ocağımızı kullanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bundaki amaç da çantada az yer kaplamasını sağlamak. Ayrıca daha emniyetli bir şekilde korunmasını sağlamak. Gözün üzerinde görmüş olduğunuz gibi küçük demirler var. Bu demirler sayesinde üzerine koyacağınız tencere ya da tava tarzında bir şeyin düşüp herhangi bir zarar vermesini engelliyor. Arkadaşlar bu açıdan gerçekten ocağımız çok güvenilir ve emniyetli bir ocak. Zaten biraz sonra içerisine kartuşu yerleştirirken de göreceksiniz. Gerekli emniyet önlemleri alınmış. Yani herhangi bir sarsılmaya karşı ayak kısmı olsun, üzerindeki demir kısımları olsun son derece güven veren bir ürün. Kartuşumuzla birlikte ocağımızı nasıl ateşleyeceğimizi göstereyim. Kartuşumuzun hemen üzerinde şurada göreceğiniz gibi küçük bir çıkıntı var. Arkadaşlar buna dikkat edin çünkü ocağa kartuşu yerleştirirken çıkıntıyı dikkate almazsanız sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. İlk önce kartuşumuzun şu hemen yan tarafındaki kapakçığı açıyoruz. Daha sonra biraz önce göstermiş olduğum şu kartuş buradaki dile denk gelecek şekilde kartuşu içerisine yerleştiriyoruz. Yani şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dil var. Bu kartuş buraya eğer bu dil kısmına gelmezse kendisini kilitlemiyor. Şurada bir emniyet kilidi var. Hemen burayı kapatıp şu emniyet kilidini aşağı getiriyoruz. Böylece kartuş kendisini sisteme kilitlemiş oluyor. Yani herhangi bir gaz kaçağı veya bir ateşle ilgili sıkıntı olmaması açısından şurada hemen kendisini kilitlemiş oluyor. Kartuşumuzu yerleştirdik ve ocağımızı kullanılabilir hale getirdik. Dikkat ederseniz hemen şuradaki biraz önce indirdiğim mandalda açık ve kapalı diye iki konum yazıyor.
Bu tamamen gaz kaçağını ve oluşabilecek olumsuz durumları önlemek adına yapılmış bir şey. Açık konumuna getirdiğiniz zaman gaz kullanılabilir, ateş yanabilir halde. Kapalı konuma getirdiğiniz zaman zaten kartuşla olan bağlantısını hemen kesiyor. Arkadaşlar, o görmüş olduğunuz kartuş Nurgaz'ın kendi kartuşu. Satın alabiliyorsunuz. İnternette doldurma yöntemleri falan diyor ama ben bunu pek tasvip etmiyorum. Yani zaten çok pahalı da bir şey değil. Orijinal kendi kartuşlarını kullansanız sizin için daha faydalı olur. Bir kartuşla eğer gazımızı son seviyede açarsak yaklaşık 1-1,5 saat, ama yarım ateş konumunda kullansak da yaklaşık 3-3,5 saat arası bir kartuş size çok yeterli oluyor. İsterseniz hemen ocağımızın nasıl çalışacağını da gösterelim. Kartuşumuzu yerleştirdik, açık konuma getirdik. Şurada görmüş olduğunuz bir gaz seviyesini gösterir düğme var. Bu düğmeyi en sona kadar getiriyoruz arkadaşlar. Bir defa çakıyoruz ve ocağımız yanmış oluyor. Gördüğünüz gibi gerçekten kuvvetli bir ateşi var. Kamplarda sizi kesinlikle üzmez. Dediğim gibi yanınıza eğer bir iki kartuş alırsanız yaklaşık 1-2 gün çok rahat bir şekilde ocağı kullanabilirsiniz. Ayarı düşürmek istediğinizde hemen buradan yukarı aşağı yaparak ateşin seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Kapatmak istediğinizde tamamen kapalı konuma getiriyorsunuz. Gazımızı kestik, ocağımızı kapattık. Direkt kartuşumuzu çıkartamıyoruz arkadaşlar. İlk önce şurada görmüş olduğunuz mandalı tekrar kapalı konuma getiriyoruz. Daha sonra kartuşumuzu içerisinden çıkartabiliyoruz. Eğer siz kapalı konuma getirmezseniz şurada görmüş olduğunuz dil aşağıda olacak ve kartuşu çekememenize neden olacak. Bu nedenle özellikle bu açık kapalı konuma dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugün size Nurgaz'dan almış olduğum 3 ürünü özellikle de kamp ocağını göstermek istedim. Gerçekten eğer kampa gidiyorsanız, günübirlik de olsa, kalmalı da olsa yanınıza alabileceğiniz güzel ürünler. Özellikle bu ocağı tavsiye ederim. Hatta bunun iki gözlü olanı falan var ama hani kampta benim işime sadece tek gözlüsü yaradığı için bunu aldım. İnternette şu an gerçekten farklı modeller var, başka markaların, ama kullandığım bu Nurgaz modelini tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.